Selam. Vay be. Handicam'da bir şey çekmeli bayağı olmuştu. Bugün Instagram'da çok sordunuz ama bir türlü çekme fırsatımız olmayan bu makinayı sonunda çekiyoruz. Ve karşınızda The Kral'dı, Okan Yüce Türk'tü, Aşkı Memnun'du, Ezel. Canım ailem miydi? Ya bırak şu notları. 10 sene önceki figüranlıklarımı bırakıp oyunculuğu bıraktık. Günümüzde artık sadece egzotik hayvanlarla alakalı bir YouTube kanalım var. Onun da linkini şu sağ yukarıya bırakıyorum. Oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Okan abi bayağı egzantrik bir adam. Aracı da bir o kadar egzantrik. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden Okan abiye soruyorum. Ama birazdan araçtan sonra asıl egzantrik olaylar Utku'yu bekliyor. Onunla bir spoilerını vereyim. Oh. Evet abi. Şimdi abi hiçbir fikrimiz olmayan bu araçla ilgili bir konuşalım. Bu nedir abi? Abi bu dünyanın ilk kez üretilmiş olan on-rota ATV'si ve bunun farkı normal ATV'den ne farkı var diye soracak olursan fabrika çıkışı jantları, diskleri işte 4x2 bu. Modelde Zektek Quad Drift yani drift için üretilmiş bir ATV. 500 cc bu arada. Beni etkileyen tarafı da işte yanlama manlama olayları falan var ya o içimizdeki. Bütün uçunluklar, bütün serserilikler, zındıklar bunda. Ve gerçekten sen de birazdan zaten test edeceksin. Çok güzel yanlıyorsun işte evet. Abi. Asfalta yapışıyor. Devrilme tehlikesi yok. 550 kilo. Normal ATV'ye göre neredeyse 2 katı bir ağırlığı var. Aynı zamanda da ben bunu şimdi de ekranda gördüğünüz gibi soydum. Baştan aşağı işte soyup her şeyini modifiye ettik. Yabancı markaların en iyi ürünlerini buna adapte edip çok güzel bir kıvama getirmeye çalıştık. Çok yakışıklı duruyor. Instagram'ın fotoğrafını attım. Benim gibi birçok insanın modelle ilgili hiçbir fikri yok. Daha önce nasıl bir ATV olduğunu, ne amaçla kullanıldığı hakkında birçok kişinin fikri yok. Bir iki tane deli manyak çıktı. Onun dışında çok bir bileni yok. Bir de ben bu makinenin bir şeyine düştüm. Abi jantları çok güzel değil mi? Evet, evet. Mesela böyle Ranger'larda, Navara'larda falan da bu tarz jantları yapıyorlar yükselten araçlarda. Aynen. O tarz bir janta benziyor. Markasını ama anladın demek istedim. Anladım. Çok yakışıklı duruyor. Çok ilgi çekiyor. İkinci el aldım ben bunu. 3000 kilometrede aldım. Her şeyi sıfırladık abi. Ve ama çok veledim ya. O kadar çok veledim. Evet, işler yaptık. Oğlum sen biliyorsun lan. 2 ay serviste kaldı halim. 2 ay evet. Hatta ben bunu kaplatacaktım. Kış geldi, mış geldi falan. Belki bir kamuflaj böyle bir kaplama da yapılabilir. Ama işte ben biraz kanına girdim. Okan abi dedi motosiklet sevdası var. Evet. Sata da bilir. Evet bak. Şimdi şöyle bir durum var. Bu adamın Ducati'yi gördükten sonra ben artık bir Ducati alayım diyorum kafasına girdim. Utku kanıma fena girdi. Zaten Utku'nun videolarından sonra artık 4 teker değil 2 teker mi olsun falan diyorum ama bunun keyfi de başka tabii. Bunun keyfi başka. Bu kaç beygir? Unuttum. Vallahi unuttum. Ben şuna çıkıp bir tur atacağım. Size de nasıl kullanıldığını, nasıl hissettirdiğini bir anlatmış olurum. Akabinde Okan abinin evine gideceğiz. Bu arada lafını kesiyorum. Beygir deyince aklıma geldi. Beynine bunun drift yapması için özel bir yazılım atıldı. Efi o yüzden ben de bilmiyorum yani. Ne oldu ne bitti. Onu ustamıza sormamız lazım. Ümit Usta'ya da buradan çok teşekkür ediyorum ya. Şimdi birazdan Utku artık. Başlasın. Yorumlasın. O zaman ben abi hazırlanıp çıkayım. Bakalım sürüşü nasıl olmuş. Servisten sonra. Önce kullandım. Avantajı şimdi ikisini kıyaslayabilmek olacak. Şimdi kıyaslayacağım. Var mı isteğin? Marketten bir şey alayım gelirken. İyi tamam. Okey. Benim büyüdüğüm yerde ATV ile uğraşan bir firma vardı. Hafta sonları geziye falan çıkartıyorlardı. Benim ehliyetim yokken böyle 10-20 ATV bu firma tarafından tura çıkartılırdı insanlar. Benim evin önünden geçerlerdi. Ben dolayısıyla böyle hep ATV'lere bir tık yüksektim. Çok havalı bulurdum. Bir anlamaya bir bakalım. Çok güzel gidiyor. Abi bayılıyorum. Tabii hızlandıkça ATV'lerin hep olayı bu. Lastikler birbirine çok yakın olduğu için böyle ani hareketlerde savrulmalara çok müsait. O yüzden sakin olmak lazım. Bu tabii biraz daha on-road ATV'si olduğu için daha güzel süspans ediyor. Çok güzel yanlıyor. Şöyle açık bir yere gidelim. Basabileceğim bir yere. Bakalım ne gidiyor. Öyle bir garip bir arada kaldım ki kafam motosiklette ama kullandığım motosikletten biraz daha geniş bir şey. Bakalım ne kadar gidiyormuş. 70 80 vay 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 90 Mesela şu an Kemerburgaz'dayım. Gerçekten buralarda oturuyorsanız araziye de girerim. Buradalarda işte Kemerburgaz'da, Göktürk'te 5-10 kilometre çapında takılırım diyorsanız ATV biçilmiş kaftan. O yüzden burası zaten ATV'lerin çok fazla olduğu bir ilçe. Çok eğlenceli kullanması. Ve bastın mı? Öyle gidiyor. Bir de yüksek hızlı viraj dönüşünü görelim. Evet.
Evet, hakimiyet hissediyor. Çok rahat 80'e 90'a çıkıyor. Frenlerken sadece dengeli frenlemek gerekiyor. Eğer böyle dengesiz bir fren atarsanız, işte ne bileyim. Ver yana. Gidonunuz biraz yamuktur, iki frende abandınız falan. O zaman böyle bir nerelere gitsem falan gibi şeyler yaşıyor. Sakin frenlemek gerekiyor ama onun dışında gayet de güvenli hissettirdi yani. Son bir açalım. 80 90 95 100'e kadar çok rahat daha da çıkardı. Emanetin canı da biliyorsunuz ki şeyinde, o yüzden. Şöyle dışarıda durmuşken şu yakışıklı arkadaş size bir göstereyim. Sastek. Rengi falan da çok güzel. Böyle bir ATV'nin Batmobile'iymiş gibi bir havası var. Bayıldım. Okan abi teşekkür ederim. Bu kısmında videonun sen yoksun ama güle güle kullan inşallah. Son yanımızda atalım. Kimin arabası bu? Ha dedim. Bu nedir ya? Konu başka yerlere gitti. Ne bazuma? Lazaret bazumaymış bu arada arkadaşlar. Batmobile benziyor. Batmobile üzerine atlar bence. Bence de. Bu ne abi? Kaç kağıt? 250 bin euro. Ön siparişini verdim dedin sen. Benim ATV'yi versem şu motoru verirler mi? Arka lastiğini verirler bize. Al kullanırsın. Burada böyle şeyler. Oğlum her video köpek gösteriyorum ama bunlar çok acayip. Bunlar baba oğul, bak bu babası. Bu da oğlum. Ne yapıyorsun lan? Bak bak bak, sevgi kelebeği bir de. Öyle oynuyoruz bunları bütün gün. Sonra gidip babasına sahip. Motor falan hikaye. Evet. Kamerayı da elime aldım. Dedim biraz Okan abi egzantrik bir abimiz. En minik yılanlarından bir tanesi tahmin ediyorum ki. Aynen. Ne bu? Yavru boğa. Bol piton. Cüce piton diyelim. Piton, cüce piton. Orta boy bu daha. Yani daha büyüyecek ama zaten 1.40'da falan kalıyor. Ben normalde böceklerden çok haz etmiyorum. Yani hiçbir şeyden korkum yoktur. Haşere, böcek, yılan falandır benim için. Örümcek falan. Diyecek ki bu haşere mi diyorsun lan buna demeden hemen düzelteyim. Yok ama hakikaten ondan korkup mesela besleyemeyen var. Tarantula, cercuk. Şimdi şöyle bir şey var çünkü bunu beslemek için de o tarz şeylerle de aranın iyi olması gerekiyor. Kesinlikle. Neticede. Daha önce geldim bir yılanı boynuma bırakmıştım. Onunla ilk tanışmamıydı. Şimdi ilk kez cüce pitonu aldım elime, böyle takılıyor. O zaten dünyanın en büyük pitonuydu o. Reticulated piton. Evet. 10 aldım, metre oluyor. Aldım. Anakondadan da büyük oluyor. Onu aldın. Onu gerçi yavrusunu aldın. 2,5 metre. Aldım, tabii. Yani yavrusu da 2,5 metre bu arada. Aldı ama onu. Ama korkunç. Şimdi gösteriyorum. Evet. Omzumda böyle kafasını falan kaldırdı. Aynen. Ben bir ufak Yusuf'la tanışmıştım. Instagram'da orada. Vardı galiba var senin o değil mi? Görmüştüm var, aynen. Helal sana. Abi derisi merisi çok acayip ya. Ama alıştıktan sonra da şey değil mi? Ya yani şu an rahat. Yani şu an rahat. Komik tipi. Maşallah sana be. Yan dönüp sen ileride beslersin bence bir yılan. Yani. Ben hızlı ısındım değil mi? Ben hızlı ısındım. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. 2-3 ay sonra sen... Can Okan abi bir yılan abim. Vallahi bak. Benim evde benim dışımda bir şey beslemeye pek yer yok. Ama ben demiştim. Egzantrik bir son gelecek videonun sonunda dedim. Politik bir yaklaşım UJK'dan. Abi böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Şey unutmayın. Şartlarını unutmayalım. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ya şöyle bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. Ve ben gidiyorum. Hoşçakalın.